Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Alışılmış otogaleri ziliğinden farklı bir yere geldi. Evet. Zaten sektörün de ismini değiştirdik. Motorlu araç satıcılar olduk yani. Öyle mi? Tabii. Evet. Hayırlı olsun. En eski araç hangisi burada? Şu galiba değil mi? Chevrolet. Ve öğrencilerim de binerdik. Dolmuştu onlar. Biraz doğru. Evet. Ulus'tan dolmuş oldu. Evet, evet. Evet. Değer onu giderdi. Ne kadar bunun fiyatı ikinci araç? 2 milyon euro. 2 milyon euro. Evet. Onun fiyatı ne? Bu 2014 model. Bunun fiyatı da 1600 euro. Biraz pahalanmış bu arabalar Ali Bey. Çok pahalandı. Bu evet. Doların şeyi geldi mi? Çok fazla. Evet. 2 günde bile fark etti yani. Şöyle söyleyelim başkanım, daha önce de şu S'in sıfırı 1 milyon 200 bin liraydı, şu anda 5 milyon oldu. 5 milyon. Evet. Bir müşteri sayısı artar öyle anlaşılıyor. Allah razı olsun başkanım, Allah. Evet, evet. Buyurun. Evet. Şimdi biz burada satılan bütün araçlara garanti veriyoruz. Eskiden bir otogalerisine bir hanımefendi eşiyle dahi gitmeye korkardı. Evet. Ama buraya bir hanımefendi gönül rahatlığıyla geliyor. Böyle bir tane satın aldığı arabaya da biz garanti veriyoruz. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşarsa evet. Hakem heyetimiz hemen var. Hemen size başvuruyor. Evet. Evet. Türkiye'de otomobil alım satımında yıllık dönem ciro Türkiye genelinde 70 bin adet motorlu araç satıcısı var. Tabii bunların bir kısmında böyle otomobil ticaret merkezleri yapıldı. Bir kısmı da yapılmak üzere devam ediyor. Bu işin genelgesi 2009 yılında çıktı İçişleri Bakanlığı. Artık şehir merkezlerinde otogalerisi olmasın, apartman altında olmasın diye, iş yeri altında olmasın diye böyle bir genelge çıktı. Biz de o dönem genelgenin iptali için dava açtık İçişleri Bakanlığı'na. Çünkü bize bir yer göstermeden böyle bir şey çıkması uygun değildi. Maalesef davayı kaybettik o dönemde. Sonra büyükşehirde dükkanlarımız kapanmaya başladı. Bir davada büyükşehri açtık. Onu da kaybettik. Sonra Bölge İdare Mahkemesi'nde hukukçu olduğu için Sayın Mansur Başkan iyi bilir. İdari mahkemede yürütmeyi durdurma aldı. 6 ay sonra onu da kaybettik. Tabii bir 2,5 sene Melih Başkan'la uğraştık. Sonra ihaleye girdik TOKİ'den. Bu arsayı satın aldık. Kooperatif grup. 343 kişinin ortak olduğu. Toplam kaç dönüm? 375 dönüm. 375. Bu arsayı satın aldık. Sonra da düzeninin inşaatını yapmak üzere yola koyulduk. Şu anda 3500 kişi burada çalışıyor. 680 iş yerimiz var. Bankalar, restoranlar, 5 adet noterimiz var burada. Oto ekspertiz merkezlerimiz var. Buraya gelen nereden gelirse gelsin, sloganımız da şu: otonomi Türkiye'nin her yerine bir saat mesafede diyoruz. Çünkü havalimanına yakın olduğumuz için Diyarbakır'dan da gelen, Van'dan da gelen geliyor. Arkadaşlarımız gidip alıyorlar havalimanında, karşılıyorlar. Buradan da yarım saat sürmüyor. Ekspertizi, banka işlemleri, noteri arabasını alıp isterse şehir merkezine gidiyor, istemezse burada kalıyor yani. Bu bir örnek proje oldu. Güven veren, vatandaşa güven veren. Evet. O da temel güven yani. Aldığım araç ne kadar güvenli, onu veriyorsanız o garanti, o önemli tabii. Tabii maalesef Türkiye'de siyaset her şeyin önüne geçiyor, kusura bakmayın. Bir dönem Melih Başkan'la mücadele verdik, sonra otonomi Melih Gökçen oldu. Bunları hep görüyoruz, yaşıyoruz. Ama burası tamamen özgür, bağımsız bir yerdir. Bizim de kapımız her siyasi partiye açıktır. Başımızın üstünde yeriniz var. Öyle olması lazım. Biz çok mutlu olduk. Seçim zamanı gelinmediği için geldiğinizden dolayı mutlu olduk. Bundan sonra da bu tür gelmelerini de her zaman bekliyoruz. Kapımız, gönlümüz açık. Sizden önce gerçi Faik Beyler, İl Başkanımızla beraber geldiler. Ekonomi masasıyla beraber gelmiş. Milletvekillerimizle misafir ettik burada, beraber oturduk. Keşke diğer siyasi partiler de gelseler de sorunlarımızı... Davet edin, gelsinler. Yani evet. Sonuçta bütün siyasi partilerin ilgi gösterebilecekleri büyüklükte bir yer. Evet. Dolayısıyla gelsinler siyasi partiler, genel başkanlar gelsinler, sizi dinlesinler. Sorunlarınız varsa sorunlarınızı aktarın. Nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerinizi aktarın. Zaten siyaset böyle yapılırsa memlekete faydası olur. Çok yoksa onun dışında bir fayda sağlamaz evet. Yani. Evet.
Devlette devamlılık esastır diye bir söz var. Ama maalesef Türkiye'de devlette devamlılık esas olmuyor. Bu üzülerekten söylüyoruz. Tabii bir kısım belediyelerimizde de olmuyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın çıkarttığı genelge en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmeliğe döndü. Ve bu yönetmelikte de diyor ki nüfusu 150 bini geçen iş yerlerde nüfusta da illerimizde de diyor 30 adet olması gerekiyor diyor. Ve bunlar konut imarlı olmaması gerekiyor. Ticari parsellerde olması gerekiyor evet. diyor. Fakat işte uygulamaya geldiğinde problem yaşanıyor. Biz nasıl daha önce İçişleri Bakanlığı'na dava açtık. Bugün bütün ilçelerimizde bir peki başkanın uygulamıyor bunu. Sağ olsun bize destek oluyor. Bir daha yeni ruhsat vermedi hiç. Evet, eskilerde kapandı bura açıldıktan sonra.